3, 2, 1. Merhaba. Merhabalar, ben Gizem Ural. Aşina Türkçe Soru Bankası yazarı biliyorsunuz. Yeni soru çözüm videomuzla karşınızdayım arkadaşlar. Anlam bilgisi sorularında kalmıştık bir önceki videoda. Yine ÖSYM formatı, her sene çıkan ya da çıkmaya meyyali olan sorulardan sizlere bahsedeceğim. Bugünkü sorumuz da KPSS'de, TYT'de çok gördüğünüz bir soru kalıbı. Ne sorumuz? Hemen göstereyim size. Soruya gelmeden soruyu anlatayım daha doğrusu. Şöyle bir soru formatı var. Tık 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 geldi. Bir metnimiz var, bir cümlemiz var. Ne zıkkım varsa bir şey var. Orada bazı yerleri şöyle boş bırakıyor. Tık 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 geldi. Bir yeri daha boş bırakıyor. Sonra tık 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 geldi, geldi, geldi. Bir yeri daha boş bırakıyor. Böyle böyle gidiyor. Ve sana diyor ki bu parçada, bu cümlede neyse artık, boş bırakılan yerleri sırasıyla hangileri getirilmelidir diyor. Tanıdınız değil mi bu soruyu? Evet. Bazen iki boşluk verir, bazen üç boşluk verir ama son yıllarda, ha eskiden tek boşluklu sorularda vardı bu arada. Ancak son yıllarda ya iki boşluk ya üç boşluk veriyor. Şimdi bu tarz sorularda önce size hatanızı göstereyim. Özellikle böyle birkaç seçenek arasında kalmanızın temel problemi arkadaşlar, soruyu şöyle çözmeye çalışmanız. Önce bütününü okumuyorsunuz maalesef. Boşluğa kadar okuyup seçeneğe bakıp, boşluğa kadar okuyup seçeneğe bakıp, boşluğa kadar okuyup seçeneklere bakarsanız her bir seçenek size oluyormuş gibi gelir. Net söyleyeyim. ÖSYM çünkü bu yaptığınız hatanın farkında. O yüzden atıyorum önce ilk boşluğa kadar okuyup seçeneklere bakarsanız emin olun 5 seçeneğin 5'i de olacaktır yani. Öyle cuk diye oturan şeyler koyuyorlar çünkü. O yüzden burada sevgili arkadaşlar bizim boşluğa kadar okumamız ciddi bir hatadır. İlk adımımız kaç boşluktan oluşursa oluşsun sorumuz, önce birinci adımımız tamamını okumaktır. Mutlaka önce metnin tamamını okumalısınız arkadaşlar. Eğer sadece boşluğa kadar okursanız büyük problem yaşarsınız. Peki boşluğu değil de tamamını okudum. Sonra ne yapacağım? Sonra yapacağınız iş ve işlem şu olacak arkadaşlar. Boşluk sayısına bakın. Eğer bir boşluk varsa ya da iki boşluk varsa canınız hangisinden istiyorsa başlayabilirsiniz soruyu çözmeye. Yani ister birinci boşluktan ister ikinci boşluktan başlayın, hiç sorun yok. Ama benim size bir tüyom var. Eğer elinizdeki soru üç boşluklu bir soruysa soruyu çözmeye üçüncü boşluktan başlayın. Yani seçenekleri ilk boşluğa göre değil, son boşluğa, yani sondan başa doğru gelmeye çalışın. Çünkü sondan başladığınızda daha hızlı seçenek eleyebiliyorsunuz. Bu sizi hızlandırır. Ha isterseniz birinci boşluktan başlayın, ister ikiden başlayın, dediğim gibi istediğinizi yapabilirsiniz. Ancak özellikle üç boşluklu sorularda soruyu çözmeye üçüncü boşluktan başlarsanız daha hızlı hareket edersiniz, net söylüyorum. Ama dediğim gibi İkiden de birden de en baştan da başlayabilirsiniz. Keyif sizin, çözüm tarzı sizin. Ben size sadece burada dediğim gibi hızlı çözebileceğiniz bir yöntem göstermeye çalışıyorum. Ama bir boşluklu, iki boşluklu sorularda hiçbir önemi yok bunun. Diyorum ve hadi gelin ilk sorumuzla bu mantığı bir kavrayalım. Çünkü anlattığım biraz havada kalıyor. İstiyorum ki bunu soru üzerinde uygulamalı görelim. Buyurunuz, ilk soruyla geldim. Sorumuz bu. Bu benim Minnoş Aşina Türkçe Soru Bankam'dan bir soru. Hadi gelin çözelim. Boş bırakılan yerleri sırasıyla bla bla bla. Standart bir soru. Şimdi ne dedik? Önce boşluğa kadar okuyacak mıyım? Okumayacağım. Bak okursan ne olacağını göstereyim sana. Cumhuriyet dönemi hikayeciliğinde özellikle 1960 sonrası artık geleneksel anlatım dışında gelişen bir sanat anlayışı, edebiyatı, yazma faaliyeti, süreç, modern, bak hepsi sana böyle el sallamaya başladı bile, hiç gereği yok. Önce bir hepsini okuyalım. Gelişen bir ortaya çıkarmıştır. Bu dönemde bir yandan toplumcu gerçekçilik gelişirken bir yandan da yazarlar toplumsal sorunların getirdiği. Demiryolu Hikayecileri adlı metinde de psikolojik çözümlemelerle okuyucuya diye boşluklarımı vermiş. Şimdi bakıyorum hemen hepsini okudum. Bağlamı çözdüm çünkü bağlam her şeydir. Sonra bakıyorum 3 tane boşluk var. Soruyu 3. boşluktan çözmeye çalışıyorum. Psikolojik çözümlemelerle okuyucuya yansıtmışlardır.
Olur. Okuyucuya aktarmışlardır. Olur. Okuyucuya yazmışlardır. Olmaz. Okuyucuya buluşturmuşlardır. Olmaz. Zaten gramer olarak tutmuyor. Okuyucuya anlatmışlardır. Bak bu da olabilir. Hemen iki seçeneği eledim. Hemen diğerlerine de hızlıca bakıyorum. En yükseldiğim seçenekle başlayacağım. Hangisi daha cuk diye oturdu? Okuyucuya yansıtmışlardır. Okuyucuya aktarmışlardır. Okuyucuya anlatmak biraz... Ya okuyucuya yansıtmış ya aktarmış bakıyorum. Şurayla başlayalım. Artık geleneksel anlatımın dışında gelişen bir sanat anlayışı ortaya çıkmıştır diyebilir miyim? Derim. Peki gelişen bir edebiyatı ortaya çıkmıştır. Bak edebiyatı gramer olarak uymuyor. O zaman B'yi deliyorum. Geleneksel anlatımın dışında gelişen bir modern anlayış ortaya çıkmıştır. Bu da olabiliyor. Dursun. Hemen ikinci boşluğa geldim. Toplumsal sorunların getirdiği bunalımları diyebilirim. Toplumsal sorunların getirdiği çarpıklaşmayı. Niye çarpıklaşalım ya? Toplumsal sorunlar bir bunalım yaratır. Çarpıklaşma değil. Yani bu buraya uygun bir şey. Zorlama olur. Onu anlatmaya çalışıyorum. Tabii istersen yine bunu da getirebilirsin ama ÖSYM arkadaşlar asla bu tarz sorularda zorlama kelimelerle iş yapmaz. Hep böyle gündelik hayatta duyabileceğin kavramlarla, deyimlerle boşluk doldurmaya çalışır. Bunu unutma. Zorlasan yoksa bu da olur. Ama bir düşün ya, toplumsal sorunların getirdiği ne olur? Çarpıklaşma mı olur, bunalım mı olur? Tabii ki bunalım olur. Zorlarsan çarpıklaşma da buraya yerleşir ama ÖSYM dediğim gibi zorlama ifadelerle bunu yapmaz. Dergide, televizyonda, gazetede karşına çıkan sık kelimeleri kullanır. O zaman bunalımları diyeceğim ve cevabımı A seçeneği olarak işaretleyip geçeceğim. Mantık bu. Hiçbir zaman zorlama iş yapmayın. Çünkü bunu yaparsanız bütün seçenekler oluyormuş gibi gelir size. Bu da bizim istediğimiz bir şey değil. Çünkü sınav anında zaten kafanız yeterince karışık diyorum. Ve diğer soruya geçiyorum. Evet yine bir üç boşluklu sorum var. Hata. Toplum birçok insanın din, dil, ırk ayırt etmeksizin, fark etmeksizin her yönüyle. Bunu yapmıyoruz. Ne yapacağım? Önce tamamını okuyacağım. Bağlamı anlamam lazım. Toplum birçok insanın dil, din, ırk. Birlikte yaşadığı üyeler arasında kültürel geçmişin ve etkileşimin olduğu bütünlüğe verilen addır. Günlük hayatta toplumun bir diğer üyesiyle etkileşim içinde olan her birey toplumun bir dedi ve durdu. Üç boşlukta olduğu için üçüncü boşluktan başlayacağım. Etkileşim içinde olan her birey toplumun bir parçasıdır. Anam çok güzel oldu. Toplumun bir adıdır. Ne adıdır? Adla ilgili bir şey yok. Toplumun bir unsurudur. Ha hoş güzel. Toplumun bir dinamiğidir. Birey neden toplumun bir dinamiği olsun? Etkileşim içinde olan bir dinamik yok, olmadı gitti. Toplumun bir bireyidir. Her birey toplum birey demiş zaten burada. Bir daha birey demez gitti. O zaman iki seçenek üzerinde yükseliyorum. Toplumun bir bireyidir neden attığımı gördünüz değil mi? Her birey toplumun bir birey olmaz. Sözcüğü tekrar etmez böyle ÖSYM'e gitti. Peki hemen şuraya bakıyorum. Toplum birçok insanın din, dil, ırk ayırt etmeksizin birlikte yaşadığı üyeler arasında kültürel geçmişin ve etkileşimin sürekli olduğu bütünlüğe verilen addır. Oldu mu? Evet. Cevabım A. Peki B neden? Özür diliyorum. C neden değil? Arkadaşlar kültürel geçmişin ve etkileşimin aralıklı olduğu bütünlüğe biz toplum demeyiz değil mi? Aralık yoktur. Süreklilik vardır. O yüzden şu kelimeden dolayı C'yi de eliyorum. Cevabım ne olacak? A seçeneği olacak. Yapıştır, geç. Bak böyle çok daha tık 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 daha emin adımlarla ilerleyebiliyoruz. Aman ha sadece boşluğa kadar okuyup seçeneklere bakmayın. Önce tamamını okumanız lazım. Evet yeni sorumuz, yeni heyecanlar. Bu sefer de iki boşluklu bir sorumuz var. Dediğim gibi iki boşluklu sorularda canınız nereden istiyorsa oradan başlayın. Bakalım hadi. Kepeğinden ayrılmış beyaz undan. Gıdalar, vücudu yordukları ve içerdikleri kimyasal maddelerden dolayı asitlendirici özelliğe sahip oldukları için buğdayın doğal haliyle öğütülüp elde edilen unla yapılan ekmeği, bulguru ya da haşlanmış kepekli buğdayı ne yapmamız gerekir? Bak, kepekli buğdayı, bak beyaz undan gıdalar vücuda bir şey yapıyormuş, yoruyorlarmış, iyi bir şey değil. Eğer beyaz undan yapılan bir şeyler neyse artık vücudu yoruyorlarsa, İçinde kimyasal maddeler varsa bizim beyaz unu değil kepekli buğdayı ne yapmamız gerekir? Depolamamız mı gerekir? Hayır. Üretmemiz mi gerekir? Ya insana sesleniyorum. Yani üretici değil tüketiciyiz noktasındayız şu an. Üretmekle ilgili bir şeyimiz yok. Bitirmemiz
Dana gibi yemenin de manası yok. Buğdayı yemek gerekir. Tamam, şu olabilir. Buğdayı tüketmek gerekir. Şu ikisinde yükseldim. Bak hemen ilk 3 seçeneği eledim. Şimdi başa bakıyorum. Kepeğinden ayrılmış beyaz undan yetişen gıdalar. Beyaz undan yetişen gıda mı olur ayol? Olmaz. O zaman şunu eledim. Ve cevabı M seçeneği. Bakıyorum. Kepeğinden ayrılmış beyaz undan yapılan gıdalar. Yapılan diyebilirsin, üretilen diyebilirsin ama yetişen diyemezsin. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? E seçeneği olacak. Yine güzel, hoş bir soruydu. Hadi gelin yeni sorumuzu görelim. Evet, bu soru da yine benim Minnoş Aşina Türkçe Soru Bankam'dan güzel bir soru. Çiçek gibi. 3 boşluklu bir soru. O zaman 3. boşluktan başlayacağız soruyu çözmeye. Bakalım önce. Hepsini okuyorum. Boşluğa kadar okumak yok. Avustralya'daki çiftliklerde merinos koyunundan elde edilen yün, kaliteli ürünlerde kullanılmak üzere dünya pazarına, İtalya'da iplik haline, ardından Türkiye'de Samsun'daki fabrikada dokunup giysiye çevriliyor, dönüşüyor, giysiye hazırlanıyor, aman hemen eledim gitti, giysiye satılıyor gitti, giysiye dikiliyor gitti. Neden? Gramer olarak dil bilgisayar açıdan uymadı. Bunları bu şekilde tamamlayamam. Ya dokunup giysiye çevriliyor diyeceğim ya giysiye dönüşüyor diyeceğim. Bakalım. Tık 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 tık. Kaliteli ürünlerde kullanılmak üzere dünya pazarına sunuluyor. Oldu. Ama İtalya'da iplik haline benzetiliyor diyemem. Bak ikinci boşluk cortladı. O zaman bunu da eledim. Cevabım ne olacak? B seçeneği olacak. Kontrol ediyorum. Kaliteli ürünlerde kullanılmak üzere dünya pazarına çıkıyor. İtalya'da iplik haline getiriliyor. Ardından Türkiye'deki Samsun'daki fabrikada dokunup giysiye dönüşüyor. Bitti. Tertemiz iş. Tertemiz iş. Bu şekilde 3 boşluklu sorularda 3.'den başlarsanız kafa karışıklığı daha az yaşarsınız arkadaşlar. Evet, gelelim yeni soru, yeni heyecanlar. Buyurunuz. 2 boşluklu bir soru. İster birden, ister ikiden başla. Canın hangisini istiyorsa özgürsün. Bakalım. Yaşanabilecek tüm sorunları, bu sorunların kişisel kaynaklı olduğunu fark ediyor ve bu sorunların insanın düşünce yapısından yargısına varıyoruz. Ben yine sondan başlamayı tercih ediyorum. İnsanın düşünce yapısından ne yargısına? Kaynaklandığı yargısına varıyoruz. Düşünce yapısından oluştuğu yer. Oluştu. Çok zorlama ya. Çok zorlama. Düşünce yapısından oluştuğu. Gitti. Düşünce yapısından ortaya çıktığı yargısına varıyoruz. Olabilir. Dursun. Dursun. Düşünce yapısından meydana geldiği yargısına varıyoruz. Dursun. Bağımsız oldu değil. Bağlama uymuyor. Bak kelime buraya uyuyor. Yani gramer olarak buraya yakışıyor. Düşünce yapısından bağımsız oldu yargısına varıyoruz diyebilirim ama bağlama uymuyor. Çünkü sorunlardan bahsediyoruz. Sorunlar ne zamandan beri insanın düşünce yapısından bağımsız olabilir ki? Bağlama uymadığı için eledim. 3 seçenek arasındayım. Peki. Hemen bakalım yaşanabilecek tüm sorunları irdelediğimizde. Oldu mu? Oldu. Cevap A seçeneği gibi. Diğerlerine bakalım. Yaşanabilecek tüm sorunları bildiğimizde bu sorunların kişisel kaynaklı olduğunu mu fark ediyoruz? Bilince mi fark ediyoruz? Hayır. İrdelediğimizde fark ederiz değil mi? Eğer zaten biliyorsak fark etmeyle burada yani bilmek kelimesini fark etmeyle aynı cümlede koyamam. Dolayısıyla bu gitti. Ve varsaydığımızda varsaymak kelimesi de buraya uymaz ilk boşluğa. O yüzden ne oldu? Cevabımız A seçeneği oldu. Çünkü önce irdeleyeceğiz ki bunun irdeledikten sonra farkına varalım değil mi? Fark etmemiz ondan sonra olur. Bu yüzden cevabımız ne olacak? A seçeneği olacak diyorum. Evet. Şöyle sileyim burayı da. Evet dostlar. Bu videonun da sonuna geldik. Güzel bir soru tarzını şöyle tık 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 hızlıca anlattım sizlere. Umarım beğenmişsinizdir. Beğeniyorsanız tabii ki yorumlara lütfen yazın. Bunlar beni motive ediyor. Keyif alıyorum yorumlarınızı okumaktan. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ha bir de yorumlara şey yazın. Ne tarz soru çözüm videoları istiyorsunuz onları da yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.